Arkadaşlar merhaba. Bir elektronik projeyle daha karşınızdayız. Bugünkü projemiz flaşör yapacağız. Arkadaşlar flaşörümüzün LED'ini bağladık. BC547 transistörümüzün emitter bacağını LED'imizin artı ucuna bağladık. Kolektör bacağına da 220 ohumluk direncimizi bağladık. Arkadaşlar BC547 transistörüne 1 kilo ohmluk direncimizi ve ona paralel olarak 10 nanofarad kondansatörümüzü bağladık. Arkadaşlar BC556 transistörü ile BC557 transistörü NPN bir transistör, base kolektör bacakları aynı. Yani aynı kolektör diyebiliriz. Aynı transistör diyebiliriz yani. 300 kilo ohum direnç elimizde yoktu. Biz de 102 kilo ohumluk direnç bağladık. Bağlantıları görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 mikrofarad kondansatörümüzün bağlantısını yaptık. Arkadaşlar BC557 transistörün emitter ucunu 22 ohumluk direncimizin ucuna bağladık. Oradan da artıya bağlayacağız. Hemen göstereyim. BC557 transistörünün emitter ucu şöyle gidip 22 ohumluk direncin ucuna bağlıdır. Şu da artı ucudur. Arkadaşlar 330 kilo ohumluk direncimizin ucunu şuradan LED'imizin eksi ucuna, oradan da güç kaynağımızın eksi ucuna bağladık. Hemen şurada göstereyim. Şöyle bağlantısını yaptık. Şimdi artı eksi güç kaynağımızı vereceğiz. LED'imizi yakacağız. Arkadaşlar devremizi bitirdik. Devremiz flaşör gibi LED'imiz yanmadı. Tabii şu LED'imizi de değiştirdik. Buradaki yanmamasının sebebi arkadaşlar 10 nanofarad attığımız mercimek kondansatörü değiştirdik. Şuradaki 10 mikrofaradlık kondansatörden büyük olması gerekir şuradaki kondansatörümüz. Biz 100 mikrofaradlık bir kondansatör attık. Hemen devremizin uygulamasını görelim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, LED'imiz bir flaşör gibi yanıp sönüyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın.